Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir mekanik hisli klavye inceleyeceğiz. Mekanik klavye de işte mekanik klavye olmaması için mi diye yapmışlar, ne yapmışlar bilmiyorum. Rampage'in Everest'in Rampage serisi bir ürünü, R8 mekanik hisli klavye yazıyor burada. Ürün kutuda değil şu an. Ürünü çıkarttım, bilgisayara bağladım denemek için. O yüzden içeride. Buradaki özelliklerde metal kasa olduğundan belirtiyor. 3 farklı tuş tasarımı, renk tuş tasarımı yazıyor. Mekanik hisli tuşlar yazıyor. Şöyle bekleyin, biraz kutusu büyük. Oyun için uygundur falan filan yazıyor. Bunları biliyorsunuz, hiçbiriniz okumayacaksınız. Ben şöyle kutusunu açayım. Şöyle kutuyu açtığımızda arkadaşlar, önümüze direkt klavye şunun içine çıkıyor. Altında zaten hiçbir şey yok. Burada bir garanti belgesi var arkadaşlar, mekanik klavye ile ilgili. Bakın, burada mekanik klavye yazıyor mesela. Şöyle. Vatandan aldım arkadaşlar. Ürünün fiyatı 76 lira. Vatan bilgisayarda. Ürünü getiriyorum. Bir dakika. Ürün bu arkadaşlar. Şu an ışıksız görüyorsunuz tabii ki. Bir dakika oturayım. Şimdi arkadaşlar, dışarıdan ses geliyor abi, kusura bakmayın. Git artık da. Şimdi arkadaşlar, ışık seçenekleri burada. Kırmızı, yeşil, sesi duyuyorsunuz bu arada. Ve yeşil, kırmızı karışımı, sarı mı desek, ne desek, öyle bir renk var. FN tuşu var arkadaşlar. FN tuşuna basarak ışığı tamamen kapatıp 1, 2, 3, 3 katmanda indirip kaldırabiliyoruz, yani azaltıp çoğaltabiliyoruz ışığı. FN tuşunun özellikleri var arkadaşlar. Mesela Windows kilit tuşu var. Mesela buna bastığınızda bunu kesinlikle okumuyor. Çevirdiğinizde okuyor. Şu an ben mesela ekranda görebiliyorum. Ses şu. Ayrıca şu an klavyeye bastım, basmadım mesela, sadece üstüne tıkladım. Eğer böyle bir şey yapacaksanız, bunun içinde F11'de FM tuşuna basıp F11'e basarsanız klavye hiçbir şekilde bilgisayarda işlem görmeyecek. Şöyle sadece kendi üzerinde görecek. Hiçbir şekilde bilgisayara yansıtmıyor bu özelliği. Şöyle yeşil kalsın. Dediğim gibi hiçbir şekilde yapmıyor. Ama şu an FN ve F11'e basarsanız ve işliyor, evet. Fiyat performans açısından güzel bir ürün arkadaşlar. Daha alalı bir saat, yarım saat, en fazla 75 dakika falan olmuştur. Tuşlar böyle çıkabiliyor arkadaşlar. Mesela bakın, ESC'yi çıkarttım. Görüyorsunuzdur inşallah. Bilmiyorum ama. ESC'yi yeniden çıkarttım. Şöyle süspansiyonlu tuş şeyleri var, seçenekleri var. Seçenekleri değil de tuş yapısı var arkadaşlar. Şöyle oturtalım eline. Şeyden bahsetmiştim. Windows kilit tuşu oyunlarda biliyorsunuz ki bizi delirtecek şekilde. Mesela oynuyorsunuz. Oynadınız. Yanlışlıkla şu eliniz CTRL ile gideceğine buna gitti ve oyun lap diye aşağı indi. Bunun için FN ve şey tuşu var arkadaşlar burada. Ayrıca renk seçeneğinde arkadaşlar, FN ve renge basarsanız renk sürekli böyle yanı sönecek. Yani nefes alış şeklinde. Yaptığınızda duruyor aynı şekilde. Kaldır renkten devam ediyor. Mesela bakın, sarı kırmızı da ya. Kapattınız. Bakın bu açıyor. Buna basmadığınız takdirde, buna basarsanız kapatıyor. Yaptığınızda aynı şekilde, mesela yeşilde. Buna basarsanız yeşilde kalıyor. Devam etsin. Kırmızıda kalıyor. O öyle kendisi devam ediyor. Ürün üzerinde Rampage, mesela bakayım, Rampage yazısı tırtıklı biraz. Güzel. Rampage yazısı çok güzel. Ben markası Everest, ayrıca onun bir şeyini kullanıyorum. Arkasını göstereyim. Şöyle kilitleyelim basması tuşları. Tabii ben de biraz yabancısıyım. Çok ağır bir klavye arkadaşlar. Bayağı bir ağır. Durun. Şöyle döndür. Arkasını görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen alüminyum. Alüminyum mu lan bu? Alüminyum mu sanırım? Bir dakika. Kullanım kılavuzunda yazıyor. Yazıyordun sen. Ha. Doğru mu?
Tam çelikmiş. Tam çelik kasa yazıyor arkadaşlar. Ben şu camı kapatayım en iyisi. Böyle bir şey arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Ben bunu niye yarım saat düzeltmiyorum? Şöyle yapsam yetermiş ya. Benim bunu almamın nedeni oyuncu klavyesinde zaten baya büyük oluyor. Masam zaten küçük görüyorsunuz. Ayrıca kullandığım mouse'um bu arkadaşlar. Everest SGM X7. Şöyle burada mousepad'i. Şöyle arkadaşlar. Bunun da 3 rengi var. Şu an sarı yanıyor. Görünüyordur inşallah. Şu an yeşil yanıyor. Aynı renk tonları benim klavyemde de olduğu için aldım. Ve ben sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Bunu alalı 2 ay olmuştur. 3 ay olmuş olabilir, bilmiyorum. Ve çok memnunum Everest'ten. Everest'ten şu an akıllarda kötü bırakan bir şey yok. Bütün klavyesi olsun, mouse olsun, her şeyi çok iyi. Hani benim açımdan iyi şu an. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Videolarıma genel çok izlenme geliyor. Yani nasıl söyleyeyim? Eskiye göre çok izlenme geliyor. Biliyorsunuz sürekli yeni seri atmaya çalışıyorum. Ve atıyorum da yani. Şu 2 gündür video gelmiyordu. Video gelmemesinin nedeni bunlarla uğraşıyordum arkadaşlar. Kaç gündür bunlarla uğraşmaktan ciğerim soldu neredeyse. Bu böyle işte arkadaşlar. Bu ürün böyle. Başka söyleyecek bunun hakkında bir şey yok arkadaşlar. Kutusunu gördünüz, şeyini gördünüz, garantisini gördünüz. Bu ürünleri Vatan Bilgisayar'da bulabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Altına linkini koyarım da Vatan Bilgisayar sıkıntı çıkar diyor konu hakkında. Şöyle yapalım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Uygun fiyata toplanacak oyun şeyinden, oyun sistemin ve klavyesinden filan yani çok iyi derece verebilecek klavye bir mouse. Mouse 39 liraya aldım arkadaşlar. Onu nereden almıştım ben? Bunun videosunu çekmiştim, diğer kanaldaydı. Bunun da videosunu çekelim ayrıyetten. Bunu nereden almıştım ben? Nereden almıştım? Hemen bakalım. Ha, Real'den almıştım, aklıma geldi. Real'den almıştım arkadaşlar bunda. Bu 39 lira fiyatı vardı. Aha, bunda mı şey yazıyor lan? Aha, şimdi yeni bir özellik keşfettim. Bunu da ışığa söyleyeyim. Böyle miydi lan? Düzelmiyor muydu oğlum bu? Yok lan, bu hep böyle oynadı. Böyle mi oynadı acaba? Mouse'dan da biraz bahsedeyim mi acaba? Bahsetmeyeyim, onun için ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürün bu arkadaşlar. 76 lira bu. 39-40 lira da bu değil. Neredeyse 100 kaç yapar lan? 100-120 milyona bu sistemi toplayabilirsiniz arkadaşlar. Şu ikisini. Yakında arkadaşlar bir 2 ay sonra filan mikrofon sıkıntısı düzelttim şu an. Mikrofon almadım, o yüzden gittim bunu aldım. Mikrofon alacağımı söylemiştim. Mikrofonu aldım, aslında sıkıntısı çıktı. Ben de kendim yapmaya kalktım ve yaptım da. O yüzden bunu yapmıyorum arkadaşlar. Bundan devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.